Alo hocam, selamünaleyküm. Aleykümselam Sedat kardeşim. Hayırlı gecelerimiz olsun. Hayırlı kandillerimiz olsun. Allah razı olsun. Senin de bütün izleyicilerimizin de geceleri mübarek olsun. Elhamdülillah bu Berat gecesi Kabe'deyiz. Tavaf yaptık. Tam böyle çok kalabalık, inanılmaz bir kalabalık var, böyle göstereyim hem de. Maşallah, Onun, maşallah hocam. evet, onun için tavafımızın son şartına denk geldi. Onun için biraz müsaade istedim takipçilerimizden. Şimdi, Hocam, efendim. duaya geçmeden önce berat anlamını az da olsa biraz açıklarsanız bu gecenin daha da anlamına önem katacaktır diye düşünüyorum. Sedat kardeşim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki nısf-ı Şaban, Şaban ayının ortası, yani bu gece ibadetle geçirin, gündüzünde oruç tutun. Allah zamandan mekandan münezzehtir ama özellikle bu gece dünya semasına tecelli eder ve sabaha kadar şanı yüce Rabbimiz yok mu bağışlanma dileyen affedeyim, yok mu rızık isteyen rızık vereyim, yok mu bela musibetten kurtulmak isteyen kurtarayım diye Rabbimiz özellikle bu gece Resulullah Aleyhisselam'ın haber verdiğine göre tecelli eder ve rahmetini daha ziyade üzerimize yağdırır. Ayrıca Dukan suresinde fiha yufraku kullu emrin hakim, her hikmetli iş o gece tefrik edilir, hükme bağlanır. Ve biz o kitabı, Kur'an'ı o gecede indirdik. Buradaki ayetin şu Kadir gecesinde Kur'an-ı Kerim indirilmeye başlıyor ama alimler şöyle yorum yapıyor. Bir kısım alimler diyorlar ki bu gece Kur'an levh-i mahfuzdan dünya semasına indirildi. Kadir gecesi de yeryüzüne indirilmeye başladı. Yani insana, Peygamber Efendimiz'e ve insanlığa. Bu gece toplu olarak levh-i mahfuzdan dünya semasına, Kadir gecesi de parça parça, tenzil deniyor ona. İşte Alak suresinin 5 ayetiyle başladı. Bazı alimler diyorlar ki bu gece bir insanın bir yıllık kaderi, bu gece bir yıl içinde doğacaklar, ölecekler, rızıklar, hatta işte hacca gidecek olanlar, bir insanın bir yıllık bütün kaderi bu gece ilgili meleklere teslim edilir. Allah zaten ezeli ilmiyle her şeyi biliyor. Ama bu gece bir yıllık mutlak kader dediğimiz, insanın iradesine bağlı olmaksızın Allah'ın bizimle ilgili takdirleri bu gece meleklere tevdi edilir. Bazı alimler diyorlar ki bu Kadir gecesi, bazı alimler de diyorlar ki bu gece başlar, Kadir gecesi tamamlanır. Ama ne olursa olsun bu bence riske edilecek bir şey değil. Bir insanın bir yıllık doğacak olan, ölecek olan, yaşayacağımız her şey bu gece eğer meleklere tevdi ediliyorsa, benim bir kitabım var, dostlarımız bilir, dua yazgıyı değiştirir mi diye. Dua kaderi değiştirir mi? Yazgıyı. Dua yazgıyı biçimlendirir. Çünkü kaderin bir kısmı mutlaktır, bir kısmı opsiyoneldir. Mesela bu geceyi haber veriyor Rabbimiz, Peygamberimiz aracılığıyla. Eğer dua ederse
onun kaderi şöyle şekillensin, etmezse böyle şekillensin. Yani yapacağımız dua kaderimizi biçimlendirebilir. Mesela sadaka belaları def eder. Kaderimizde şu var: eğer sadaka verirse normalde başına gelecek olan şunlar gelmesin, vermezse gelsin. Yani opsiyonel. Onun için mutlaka dua etmeliyiz. Dua kaderi biçimlendirir. Bu Berat gecesi Resulullah Aleyhisselam'dan gelen birçok hadis-i şerif var. Hazreti Ayşe'den gelen bir rivayet. Allah bu gece daha çok rahmetini, affını, mağfiretini tecelli ettirir. Öyle ki somut bir örnek vermek için diyor ki, Kelp kabilesinin işte bütün koyunlarının sırtındaki tüyler kadar olsa bile, yani Allah tevbe edersek, dilerse bütün günahlarımızı bağışlar. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ Rabbimiz buyuruyor ki, sen onların içinde olduğun sürece Allah onları azap edecek değil Peygamber Efendimiz'e. Ayetin devamında da diyor ki, وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Sen, onlar bağışlama dileyip durdukça da Allah onları azap edecek değil. Yani istiğfar, üzerimizdeki bela musibeti kaldırır. Dua kaderimizi biçimlendirir. Kıymetli dostlarım, duası yapılsın diye göndermiş olduğunuz hatimler, yasinler, tevhidler, salavatlar var. İnşallah şimdi dua yapacağım. Burada yaklaşık 200 kişilik bir kafilemiz var. Şu anda onlar tavaf ediyor. Ama yanımda da iki hacı kardeşim var benim, Hacı Hilmi ve Sinan kardeşim. Beraber tavaf yaptık. Şimdi ondan da yardım isteyeceğim. Şöyle hem Kabe'yi hem bizi göstersin. Dua edelim. Buradan kalkıp Safa Merve'ye gideceğiz. Bu mübarek gecede umre yapıyoruz aslında. Tavafı yaptık. Şimdi arada sizinle sohbet ediyoruz, dua edeceğiz. Sonra da Safa Merve'ye devam edeceğiz inşallah. Yarın akşamda inşallah biz Müzdelife'de bütün grubumuzla beraber inşallah tesbih namazı kılacağız. Orada da uzun bir dua yapacağız inşallah. Yarın akşam da imkan olursa belki duamızı da yine yayınlarım. Şimdi Sedat kardeşim, senin de gece mübarek olsun. Allah razı olsun. Hem Erkan Aydın VIP benim hesabımdan, hem senin hesabından bizi takip eden, izleyen, bu yayın bittikten sonra da takip edecek, izleyecek olan bütün kardeşlerimizin gecesi mübarek olsun. Amin. Bütün bu mükafatlar bu gecelerin feyzine, bereketine inananlar içindir. İnanmayana söyleyecek hiçbir şey yok. Dünyanın bütün delillerini de getirseniz Hacı İlmi, inanmayana hiçbir şey yok. Her şey inananlar için. Biz iman ediyoruz. Ben inanıyorum, Allah bizi görüyor, Allah bizi duyuyor. Hiçbir şey onun izninin ve bilgisinin dahinde değil. Hacı Teoman abi, çok yazan var ama seni gördüm orada. Allah tüm ceddine rahmet eylesin. Ailene sağlık, afiyet versin. Dün Saadettin amca da hakkın rahmetine kavuştu. Allah ona da rahmet eylesin. Evet. Bir dua hocam, yapalım inşallah. Hocam, evet. Duaya geçmeden önce mübarek yerdesiniz. Hepimizin orada olmak için can attığımız bir yerdesiniz şu an. Evet. Kaç defa gidiyorsunuz hocam? Saymayı bıraktık hocam. Maşallah diyelim hocam. Sayma işleri çok geride kaldı elhamdülillah. Maşallah. İnşallah bir gün beraber de nasip olur diyorum. Amin. Bu gece burada olmak isteyen kim varsa Rabbim buradaymış gibi muamele eylesin. İnşallah gelmek isteyen herkese imkan versin inşallah. Amin. Duaya geçebiliriz evet. Hocam. Bir dua yapalım inşallah. Şöyle de çevireyim ben. Evet. Biraz da yakın tutalım ki ses de gitsin. Tamam. Olur mu? Amin.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttakin ve la udvana illa alel zalimin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme Rabbena ya Rabbena teqabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ve tüb aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim. Ve ehdina ve vefikna ilel hak ve ila tariqin müstakim. Bi bereketil hatematil Kur'anil azim. Ve afu anna ya Kerim ve afu anna ya Rahim. Ey bizleri yoktan var eden, kendisinden başka kulluk edilecek ilah olmayan, bizleri yaratan, yaşatan, dilediği zaman katır alma kudretine sahip olan şanı yüce Rabbimiz. Sen şahitsin ki bizler seni ve dinini çok seviyoruz ya Rabbi. Nefsimizle sana gereği gibi yönelme işimizden dolayı senin dinini yeterince yaşayamıyoruz, bizi bağışla ya Rabbi. Senin dinini yüceltecek yüreğe, bileğe, amele sahip olmayı nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım sen buyurdun ki bu mübarek gecede yok mu af isteyen affedeyim. Ya Rabbi bütün günahlarımızı önümüze kattık, huzuruna geldik. Sana yalvarıyoruz ya Rabbi. Allah'ım doğduğumuz andan şu ana kadar bilerek ya da bilmeyerek, gizli açık, küçük büyük, hata ile veya kasten ne kadar günah işlediysek, pişman olduk ya Rabbi. Tevbe ya Rabbi, tevbe ya Rabbi, tevbe ya Rabbi, tevbemizi kabul eyle ya Rabbi. Allah'ım sen affedicisin, kerimsin, affetmeyi seversin. Bizleri de affeyle ya Rabbi. Estağfirullah, estağfirullah, el-azim, el-kerim, el-rahim, estağfirullah. Ellezî lâ ilâhe illâ hu, el-hayyel-gayyûm ve etûb ileyh. Allah'ım doğduğumuz andan şu ana kadar bilerek bilmeyerek çok kul hakkı ihlal etmiş olabiliriz. Üzerimizde kimin zerre hakkı varsa şu duamız hürmetine onlara o kadar mükafat ver ki üzerimizdeki haklarından vazgeçsinler ya Rabbi. Kul haklarından da bizi halas eyle ya Rabbi. Allah'ım Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ın diliyle yalvarıyoruz. Enni messeniyeddurru ve ente erhamurrahimin. Ey merhametlilerin en merhametlisi, ümmeti Muhammed'in, içinde de duamıza amin diyenlerin, bizi izlediği zaman amin diyecek olanların, bizden dua bekleyenlerin, ne derdi sıkıntısı varsa gider ya Rabbi. Kimin bir hastası ve hastalığı varsa, Eşşafi ismin hürmetine şifa ver ya Rabbi. Kim bir borç yüküyle bugüne geldiyse ödeme kolaylığı ver ya Rabbi. Ya Rabbi sen Es-Samed'sin, herkes ve her şey sana muhtaç. Sen hiç kimseye ve hiçbir şeye muhtaç değilsin. Bizi senden başkasına muhtaç eyleme ya Rabbi. Helal rızık ver ya Rabbi. Harama tenezzül ettirme ya Rabbi. Allah'ım. Sen Vehhab'sın, karşılıksız verensin. Evlatlarımızı hibe eyledin, hayırlı eyle ya Rabbi. Amin. Salihinden eyle ya Rabbi. Sana layıkul Habibine, layık ümmet eyle ya Rabbi. Evlatlarımızı Hazreti İbrahim'in duasına ilhak eyle ya Rabbi. Namazlarını dosdoğru kılan, zekatlarını veren, sana gönülden boyun eğenlerden eyle ya Rabbi. Allah'ım, evlatlarımızın ve bizim kalbimizi imanınla süsle ya Rabbi. Küfrü ve günahını bize kötü göster ya Rabbi. Bizim yüzümüzden evlatlarımızı, onların yüzünden bizi utandırma ya Rabbi. Evlat acısıyla bizi imtihan etme ya Rabbi. Yavrularımıza zina açıklığı ver ya Rabbi. Helal rızık ver ya Rabbi. Kötü insanlarla karşılaştırma ya Rabbi. Evlenecek olanlara, evlenecek evladı olanlara hayırlı kısmetler ver ya Rabbi. Allah'ım ailelerimize huzur ver ya Rabbi. Nazardan, kem gözden, fitne ve fesadın her türünden emin ve muhafaza eyle ya Rabbi. Allah'ım unutur ya da yanılırsak bizi hesaba çekme ya Rabbi. Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize ağır yük yükleme ya Rabbi. Taşıyamayacağımız yükü zaten yüklemezsin. Taşırken zorlanacağımız yükleri bize taşıtma ya Rabbi. Bizi bağışla, bize merhamet et, bize affet ya Rabbi. Rabbi le tedarni farden, bizi tek başımıza bırakma ya Rabbi. Bizi sensiz bırakma ya Rabbi. Bize sahip çık ya Rabbi. Nefsimizin ve şeytanın elinde oyuncak yapma ya Rabbi. Allah'ım. Acizane boş gelmedik, hatimler okuduk, Yasinler, tevhidler, salatü selamlar, tefriciyeler, okuyanlar.
olanlara, okutanlara, okunmasına vesile olanları, duası yapılsın diye gönderenleri iki dünyada aziz ve de bahtiyar eyle ya Rabbi. Allah'ım umrelerimizi mebrur eyle, tavaflarımızı kabul eyle, Kur'anlarımızı kabul eyle ya Rabbi. Lütfeder, kabul eder. Eğer bir mükafat var eder ve izin verirsen ya Rabbi, Resulullah Aleyhisselam başta olmak üzere bütün peygamberlerimizin, Ehl-i Beyt'in, Ashab-ı Kiram'ın, Tabi'nin, Tebe-i Tabi'nin, İslamiyet'in bize kadar gelmesinde emeği olan bütün büyüklerimizin ruhuna hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Allah'ım cennet vatanımızı bize emanet ederken şehit olan, gazi olan, senin katına göçen bütün şehitlerimizin, gazilerimizin, devlet büyüklerimizin de ruhuna hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Allah'ım duamıza amin diyenlerin, burada olsaydı amin diyecek olanların, ya Rabbi izlediği zaman amin diyecek olanların anasından, babasından, evladından, kardeşinden, yakınından, uzağından kimin bir ahirete göçeni varsa ismen ayrı ayrı hepsinin ruhunu hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Allah'ım şu anda kalbinde kim kimin adını geçiriyorsa ona da hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. İlmi kardeşimin, Sinan kardeşimin, duamıza amin diyenlerin, bütün ceddinin ruhunu hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Dün ahirete göçen Saadettin abinin, Saadettin amcamızın da ruhunu hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Allah'ım şu anda bizden dua bekleyen, bizi izleyen bütün dostlarımızın, kardeşlerimizin, hocam keşke şunun da ismini ansaydı dediği kim varsa hepsinin ruhunu hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Allah'ım bütün deprem felaketlerinde ahirete göçen, bütün ahirete göçen merhum ve merhumelerin ruhunu hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Hasaten şu Maraş merkezi en son 11 ilimizde meydana gelen depremde ahirete göçen bütün kardeşlerimizin ruhunu hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Onların boşluğunu biz dolduramayız. Ailelerine sabır ver. Merhametinle sen doldur ya Rabbi. Yaralarını merhamet kuşağıyla sarıp sarmala ya Rabbi. Allah'ım hastalarımıza, deprem felaketinden yaralı kurtulanlara sağlık, sıhhat, afiyet, şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Allah'ım ömrümüzün ne kadarı kaldı bilmiyoruz. Kalan ömrümüzü ele ayağa düşmeden, kimseye muhtaç olmadan imanla, Kur'an'la, rızanla geçirebilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Yaşamak hayırlı olduğu sürece yaşat bizi ya Rabbi. Ölüm hayırlı olduğunda da en güzeliyle emanetine sahip çık. Bizi ele ayağa düşürme ya Rabbi. Allah'ım bu gece yok mu bağışlanma dileyen, affedeyim buyuruyorsun. Biz affına talibiz. Bağışla bizi ya Rabbi. Bağışla bizi ya Rabbi. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim buyuruyorsun. Allah'ım biz bize vereceğin helal rızıklara talibiz ya Rabbi. Katından, helalinden, hayırlı, hesapsız, bol rızık ihsan eyle ya Rabbi. Ailemize, çalışanlarımıza, çoluk çocuğumuza bakamayacak hale düşürme ya Rabbi. Allah'ım üzüntüden ve sıkıntıdan, acizlikten ve tembellikten, cimrilikten ve korkaklıktan, borçlarımızın belimizi bükmesinden, insanlar karşısında yenik düşmekten emin ve muhafaza eyle ya Rabbi. Allah'ım verdiğin nimetin kaybolup gitmesinden, afiyetin bozulmasından, ansızın gelecek azabından, senin gazabını üzerimize çekecek davranışlardan koru ya Rabbi. Gökten ve yerden gelecek olan görünür görünmez bütün kaza, bela, musibetlerden, yangından, depremden, sel felaketlerinden, trafik kazalarından, salgın hastalıklardan emin ve muhafaza eyle ya Rabbi. Allah'ım İslam'ı ve Müslümanları aziz eyle. Senin dinine yardım edenlere yardım et ya Rabbi. Dünyanın dört bir yanındaki Müslüman kardeşlerimizi zalimlerin insafına, merhametine bırakma ya Rabbi. Allah'ım Mescid-i Aksa'ya da özgürlük nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım vatanımıza, milletimize, devletimize birlik, beraberlik, huzur ver ya Rabbi. Üzerimizde dolaşan kara bulutları rahmetinle dağıt ya Rabbi. Bizi birbirimize düşürmek isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Allah'ım dinimizin, devletimizin, vatanımızın, milletimizin hayrına çalışan kim varsa melaike ordunla teyit eyle ya Rabbi. Devletimizin, dinimizin, vatanımızın, milletimizin aleyhine olan kim varsa hainleri, zalimleri de ifşa eyle ya Rabbi. Şerlerinden emin eyle ya Rabbi. Kurdukları tuzakları başlarına geçir ya Rabbi. Allah'ım dualarımızı kabul eyle ya Rabbi.
Kimin kalbi buradaysa buradaymış gibi muamele eyle ya Rabbi. Kalbi burada olanlara gelmeyi nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım bu sene Arafat'ta vakfeye durabilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Evlatlarımıza da buraya gelmeyi nasip eyle ya Rabbi. Bizim ve evlatlarımızın ayağını kesme ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Sağlık, sıhhat, afiyet ver ya Rabbi. Elden ayaktan düşürme ya Rabbi. Bizleri imansız, vatansız bırakma ya Rabbi. Allah'ım akıl sağlığımızı, iman sağlığımızı, beden ve ruh sağlığımızı koru ya Rabbi. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Hocam ağzını yüreğine sağlık. Bizi... Allah razı olsun Sedat kardeşim. Bütün bizi izleyenlerin, duamıza amin diyenlerin gecesi mübarek olsun. Amin. Allah razı olsun hepinizden. İnşallah yazanlara bakıyorum. 13 Mart'ta bizimle beraber buraya umreye gelecek olanlar var. İnşallah onlarla yine buluşacağız burada. Geceniz mübarek olsun. Rabbim vatanımızı, milletimizi her türlü tehlikelerden korusun inşallah. Biz Safa Merve'ye devam edeceğiz. Gece buradayız. Sizlere dua ediyoruz. Siz de bize dua edin. Allah'a emanet olun. Hocam ağzına yüreğine sağlık. Oradaki tüm arkadaşlara da selamlarımızı iletin lütfen. Saygılar sunuyoruz. Dualar. Allah razı olsun. Bizleri yer verirseniz, mutlu edersiniz. O kadar güzel bir gece yaşattınız ki Allah sizden razı olsun. Allah ayağınıza taş değdirmesin diyorum. Sağ olun. Allah razı olsun kardeşim. Osman İnan Belediye Başkanımızı gördüm. Yazıları kısmen hızlıca görebiliyorum. Başkanıma da selamlar. İnşallah daha sonra yazılanları da okuyacağım. İsmenle dua edeceğim. Allah'a emanet olun. Görüşürüz inşallah Sedat kardeşim. Allah'a emanet olasın. Kaydını gönderse sevinirim hocam. Şimdi kaydı yayınlayacağım şeyden. Ana sayfadan tamam. Alabilirsin inşallah. Alayım. Allah'a emanet olasın. Hayırlı geceler olsun. Allah razı olsun. Sağ olasın.